siz Özgür Bey 100 numaralı adam mısınız? Pınar Deniz bundan haber olacaktı ki. Kayınvalidenizi sizinkinden daha çok seviyorum. Bilmiyorum ve umurumda değil. Bana da Özgür Kız diyorlardı. Kaltı çok seviyoruz çünkü izlenmiyor. Şengök Bakar'ın komik olduğu zamanlar. Cenk Erdem bile bazen sizi geçiyorlar. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün bozuk mikrofonun kaçıncı bölüm olduğunu unuttum. 8. 8 evet. Şahan Gökbakar'ın Monty Python'dan, Monty Python'dan alakladığı bir espri. Şahan Gökbakar'ın komik olduğu zamanlar. Diyebiliriz, doğru evet. Komikti, çok komikti. Dikkat, Şahan çıkabilir, komik programdı. Katılıyorum Deniz Hanım size. Ve Recep İvedik de o programın içinde komikti. Ben o kadar ona gülmezdim. Ben en çok Ceviz Kıran'a gülerdim. Onun tekli böyle skeçleri vardı işte. Tehlike çanırsı. Jip'te yaşayan adam falan. Tabii, tabii. Onlar da çok güzeldi. Zaten bu adam serisini internette başlatan kişilerden biri de Şahan'dır yani. Şahan Gökbakar komedide bir şeyleri başlatıp bitiren adamdır. Sabah gözümü açtım, dedim ki bugün çok fazla şakam yok. Reddit'ten biraz şaka esinleneyim dedim. Girdim Reddit'e, yapay zekalarla ilgili şaka baktım. Sonra size gösterdim çok mutlu bir şekilde. Ulan çok güzel bir şaka buldum, evet. Özgür diye size geldim. Siz de bana dediniz ki bunu Kalt yaptı. Evet, sevgili Kalt. Şimdi biz de Reddit'ten şaka çalmaya başladık. Şakaları bölüşelim. Mesela Jokes subreddit'i bizde olsun, öteki başka olsun. Üst üste biniyor şakalar. Baktım birebir şekilde yapmışsınız. Bir de birazcık değiştirebilirsiniz. Zaten mıy mıy anlatıyorsun. Biraz yaratıcı ol be. 2-3 tane kelime değiştir şurada. Zaten ay, yükselmiyor. Hem şakayı alıyor, birebir alıyor. Bir de ses tonunu bile değiştirmeye gerek duymuyor Özgür, adam ya. Kızmasınlar. Kim? Kalt mı? Kalt. Kızsa ne anlayacağım, adam sesini bile yükseltmiyor. Kalt bize ne diyebilir? Twitter'dan Malatya kayısısı falan yazacak bana. Ne diyecek en kötü? Beni karşına alma falan, öyle de yok. Kalt'ı çok seviyoruz çünkü izlenmiyor. Vallahi tebrik ederim ya. Bu kadar az izlenmeye reklam alabilmek ciddi bir ticari başarıdır. Tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Cenk Erdem bile bazen sizi geçiyor lan. Açtım, hadi bakayım bu esprileri. Güzel başladık. Bu esprileri Reddit'te bulamazsınız. Oturun Starbucks'ınıza. Size azıcık mizah öğreteceğim. Oo, çok iddialısınız. Amerikanolar hazırsa başlıyorum. Kalk. Malatyalıların ortak özellikleri. Reddit'ten şaka çalmaları. Malatyalılarla mı mizah yapıyorlar? Evet, ve linç edilmediler. Niye biliyor musunuz? Çünkü izlenmiyor. Evet. Yalnız Kalt bana şunu hatırlattı. Ben Yavuz Günal fanıymışım. Yavuz Günal'ın fan gölü mü olunuz? Evet. Yazıklar olsun. Buradan Yavuz Günal'ı kınıyorum. Crossover stand-up'a gittik. Kendisinin stand-up'ını izledik. Bize sağ olsun böyle bir balkondan izlettiler. Sevgili CCV'ye teşekkür ederiz. Çok ünlü olduğumuz için aşağı inmedik ki. Aşağı indiğimizde de 3-5 tane sarhoş gelip bana dalga geçmeye çalıştı. Sarhoş oldukları için hatırlamıyorlar yüksekliği ama ben anladım, kibarlığımdan bir şey söylemedim değerli arkadaşlar. Çünkü ben alkol tüketmiyorum böyle ortamlardaki hazır cevap olabileyim. Yani alkol olunca ne diyeceğim, sadece reklamı yapabilirsin. Biraz reklam yapabilirsin. Siz sarhoş olunca çok gülüyorsunuz. Olduğunuzdan çok gülüyorsunuz. Düşünün. Evet. Siz normalde çok gülüyorsunuz. Doğru. Sarhoş olunca hesap edin. İnsanın sinirini bozuyorsunuz. Çok doğru. Yavuz Günal'ı kınıyorum. Kınayın. Kulisine gittik. Sağ olsun yanımızda oturuyordu. Sohbet ettik. Ta eski tanışırız. Sevgili Yavuz Bey'le BKM döneminden tanışıyoruz. Bizden daha ünlü biri geldi. Farah Zeynep Abdullah hemen onun yanına gitti. Yazıklar olsun. Farah Zeynep Abdullah'ın YouTube'da kaç abonesi var? Farah Zeynep mesela o sırada ne bileyim Natalie Portman gelse Yavuz ona gidecek. Bütün kuliste en ünlü kişinin yanında direkt Yavuz var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Utanıyorum. Sattı bizi Yavuz. Farah Zeynep çıkıyorum. Abdullah... Yavuz Günal ve siz kulüp mü açtınız BKMZ'de diye? BKMZ'de mi? Yardım topluyoruz. Bugün çok formunuzda gördüm sizi. Sağ olun, çünkü öleceğim şu an terden. Hemen tüm esprileri patlatayım ki gideyim diyorum. Cam, kapı bir şey açalım mı sizin için? Yok, imkansız. Üfleyebilirim. Ben başta şunu belirttim size değerli arkadaşlar. Şu an sağlık durumum iyi. Yani bir sıkıntım yok. Kazak giydiğim için normalde tişörtle çıkıyorum. Tişörtüm bitti evde. Değişik bir şey giyeyim dedim ve kazak giydim. Ve ondan dolayı terliyorum. Sevgili Deniz Hanım gibi narin bir insan olmadım. Vücudumda çok sayıda yağ ve benzeri doku olduğu için terlemek... Aslında Özgür Bey'in tişörtü var. Evet, bagajda var. Üşendiği için terleyerek ölmeyi tercih ediyor. Yani sevgili Gürkan Bey'e buradan selam söylemek istiyorum. Evlerinin bir asansörü var. Normalde asansörlerde, ben de daha sonradan farkındalık oluştu arkadaşlar. Bir şey yapıştırıyorlar ya asansörün durumunu. Mavi, yeşil. Hani adamların kırmızı, tamam mı ya? Kırmızı yani. Demiş ki belediye, kardeşim bu asansöre binmezseniz iyi olur. Binmiyorum, 6 kat çıkıyorum. Evet, ben biniyorum çünkü 6 kat çıkmak yerine ölmeyi tercih ediyorum.
Böyle bir üşengeçliğim var. Şu anda da arkadaşlar terliyorum. Bunu düşünerek yedek tişört getirdim. Ancak 6 kat aşağıda asansör de olmasına rağmen gidip almıyorum. Terlemeyi tercih ediyorum. Böyle de üşengeç bir insanım. Sadece üşengeç de değilsiniz. Cahil ve kaygısızsınız. Cahil ve kaygısız ne demek Deniz Hanım? Bilmiyorum ve umurumda değil. Ölme esprisi. Lisede çok reaksiyon aldım bu esprilerden. Yolda giderken öldürdüm. Ondan sonra mı komedyen olmaya karar verdin? Komedyen olmaya ne zaman karar verdim biliyor musunuz? Ortaokulda. Hiçbir zaman. İnsanlar bana bir süre sonra komedyen demeye başladı. Hala ben... karar vermiş değilsiniz. Yok değilim. Ya başka her an inşaata geçebilirim. Bana güvenmeyin bakın. Beni tanıyın. Bu programı ben Egzen'e çat diye satarım. Hiç umurumda değilsiniz seyirci. Ondan sonra bana demeyin. Yok biz sana güvendik bilmem ne. Cemişler çıkıyor. Çimenciler bilmem ne falan. Öyle bir şey yok. Adam gibi oturun izleyin. Egzen'e giderim. Umurumda değilsiniz. Hiçbiriniz. Güzel. Milyon TL'ye hepinizi satarım. Milyon mu? Evet. Milyon, milyon TL. Çok, milyona ben de satarım. Söyledim ama bilsin izleyiciler. Sonra kızıyorsunuz. Sana 100 bin de verseler sen gidip satarsın. Ondan sonra millet sanır ki milyon aldın. 100 bine satmayız lan. Satmaz. Satar sen bilmiyorum. Neyse, komple mi satacağız 100 bine? İzleyici alın lan. Mikrofonu satacağız sadece. Yavaş yavaş satıyorum. Yerde oturuz hafta. Acuna sattık koltukları ama biz buradayız. Ruhumuz asla alamayacaklar. Satarım. Anında satarım. Yani kendi oyumu satmaya yönelik kullanırım. Siyasete gidiyor hemen. Hissemi Acun'a devrederim. Burada samimi olmak lazım sayın arkadaşlar. İşin şakası bir yana ciddi bir şey söyleyeyim. Bir dakika izin verirseniz. Tabii. Bu tarz programlar tutuyor. Dijital platformlar parayı bastırıyor. Almaya çalışıyor. Ama bu programa mesela beğenerek, abone olarak destek verirseniz bizim belli bir para limitine kadar direnme ihtimalimiz olur. Yani 2-3 katını bile belki hani hoşuna gidiyor diye burada reddedebilirsin. Ama 10 katını, 20 katını verdikleri anda ben reddedemem. Bunu da açık söyleyeyim size. Ya bunu söylemek bence samimi değil yani. Hani biz işte YouTube'da büyüdük. Ölene kadar YouTube'dayız. Öyle bir şey yok yani. Parayla ölünü bile alırlar. Deniz Hanım, benim akrabalarımı mı sevmiyorsunuz? Kendi akrabalarınızı mı sevmiyorsunuz? Sizin akrabalarınızı da seviyorum. Mesela kayınvalidenizi sizinkinden daha çok seviyorum. Anladım. 2-3 yıl daha evli kalabiliriz sizi anlayana kadar. Deniz Hanım'ın yapmış olduğu espriler... O kadar katmanlı. Katmanlı çalarım. Anca anlayabiliyorum. O yüzden bu esprilerin size geçmesi de, genel izleyiciye geçmesi de 200 sene sürebilir. Espriyi alacaksınız, izleyeceksiniz. Sonra bir gün bir an aklınıza gelecek. Ha diyeceksiniz başka bir iş yaparken. Geçen bir arkadaşımın kardeşi TikTok hesabı kapatıldı diye ağladı. Genç nesil acaba TikTok'u seviyor mu? Sizin TikTok hesabınız kapatılsa mesela nasıl tepki verirdiniz? Buradan gençlere söyleyebilirsiniz. Ben geçen öyle bir kabus gördüm. Rüyamda TikTok hesabım kapatılıyordu. Kan ter içinde uyandım. Çok korktum. Bir an gerçekten TikTok hesabım olduğunu düşündüm. TikTok hesaplarını ben size gösterdim. Dedim ki Özgür ya acaba TikTok'ta da mı olmalıyız dedim. Şöyle bir baktık TikTok'a. Siz dediniz ki hiçbir şey anlamadım. Evet, TikTok'ta mı, TikTok'ta da olmalıyız cümlesini çok siyasi buldum. Hani bir siyaseti mesela Devlet Bahçeli'nin çıkıp işte Milliyetçi Hareket Partisi TikTok'ta da olmalıdır, Facebook'ta da olmalıdır. Bir tane de söyleyemeyecek hani şeyini, Instagram falan diyebilir. Belki o telaffuzda sıkıntı yaşıyor bazen, evet. Çok sinirlendiği zaman. Öyle bir şey gibi gördüm. Ve TikTok'u ben anlamlandıramıyorum. Ben Instagram'ı da anlamlandıramıyorum. Sağ olsun sevgili eşim yardımcı oluyor. Twitter'ı yeni çözdüm, çözmedim. Orada da Özgür Demirtaş kafamı karıştırıyor. Hani nasıl kullanıyor lan Twitter, böyle bir şey değildi falan diye düşünüyorum. Orada... Facebook'u zaten hepimiz bıraktık herhalde. Facebook'u bıraktık, evet. Şey gibi kaldı. Facebook böyle terk edilen bir köy olur ya. Hani Facebook'u öyle görüyorum ben mesela. Arada Facebook açıyorum bazen. Yaşlılar ve var. Uzun süredir görmediğim birini görüyorum. Lan ben bu adamla bir ara arkadaştım falan ve şu an görüşmüyoruz diye. Böyle köy gibi adeta. Bayramlarda giriyor musunuz? Çok güzel bir fikir Deniz Hanım. Aklınızla bin yaşayınız. Teşekkür ederim. Bundan sonra bayramları Facebook'ta geçirelim. Hem görmediğimiz arkadaşlarımız, evet, kaldıysa o okey çiplerimizi falan paylaşırız bir şeyler. Yani Facebook'ta eskiden ne yapıyorsak halen çünkü devam edelim. Bence yaşlılar da var ve bir durum attığınız zaman hepinizin bayramı kutlu olsun diye sağ ol çocuğum senin de öyle geçirilebilir. Çok doğru. Hiçbir yere gitmeden. Yaşlılar niye geçmedi acaba Facebook'tan başka bir platforma? Öldüler mi? Geçtiler aslında, Instagram'da arttılar. Öyle mi? Arttılar mı? Biz o zaman şimdi başka yere geçmemiz lazım bizim. Nereye geçebiliriz? TikTok orada değil değil mi? TikTok değil ya. Uf. Nereye? Başka bir platform bulmamız lazım. Bir iki tane deniyorlar işte. Clubhouse çıktı, herkes çok mutluydu. Vay arkadaş oley, iPhone'da Kaan Sekban'la konuşabiliyorum, ne kadar büyük Bluetooth. Ondan sonra bitti Clubhouse. Clubhouse niye yok şimdi? He? Hani niye bana yok? Demiştin, evet. Clubhouse diyor. Ben dedim ki o zaman ne dedim Clubhouse'a? Bitecek. Dedim ki bitecek dedim. Ne oldu bitti. Twitter'a da söyledim, ne oldu bitmedi. Demek ki ben...
aynısın. Yalancı bir insanım. Bazı şeyleri iyi tahmin edemiyorum. Aynı zamanda da aşırı özgüvenli konuşuyorum. Bu bir hıncalılış taktiğidir. Her şeyi söylersin. 1000 tane şey atarsın. Biri tutunca ben demiştim dersin. Millet de hakikaten demiştim der. Hıncalılık öldüğü için bu taktiği kripto paracı arkadaşlar aldı. Yapay zekalı beni gördünüz mü? Yapay zekalı sizi gördüm Deniz Hanım. Çok güzel yapmış değil mi? Valla ressamların tahtları sallandı. Evet, yapay zeka ressamlığı bitirebilir mi? Ya da ressamlık bitmiş midir? Veya ressam diye bir şey var mıdır? Özgür Turhan taktiği yapayım mı? Yapınız. Bitmez. Benim hoşuma gitti ama param yetmedi sizi de yapay zekalı yapmaya. Şimdilik ben ve oğlum yapay zekalıyız. Evet, hemen süper teşekkürden kaç para dediniz hanım? 45. Aa, Fuat Domaniç. Aa, Fuat Domaniç bize 44 lira atmıştı ve yapay zekada 50 tane avatar yaptırmak 44 lira şu anda. Aa. Yoksa Fuat Domaniç bir yapay zeka mı? Evet. Aman tanrım. Bak, şu an aydınlandım. Taşlar yerine oturdu. Fuat Domaniç, sizden özür diliyorum. Siz bir yapay zeka mısınız? Veriniz o 1001 elinizi öpeyim. Yapay zeka hakkında konuşalım Deniz Hanım. Yapay zeka başka neleri elimizden alacak? Yapay zeka insanını ele geçirebilir mi? İnsanını ele geçirmek için çok bir zeka gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Ben dün memnun kaldım, geçirebilirler. Öyle mi yapay zeka? Yani çiziminden zeka? Memnunum. Bir tane meslek söyleyelim. Temizliği de öyleyse. Meslek söyleyelim. Yapay zeka elimizden alsa hiçbir şekilde kimsenin karşı çıkmayacağı bir meslek. Hmm. Ben mesela bir tane söyleyeyim. Söyleyin. Apartman yöneticiliği. Yapay evet, zeka yapsın kardeşim. Emekliler de başka yere gitsin. Yapacak başka iş mi yok ya? Apartman yöneticisi olabilir. Yapay zeka gelsin, kapı çalsın. Aidat borcunuz şu kadar desin. Temassız tutayım adama. Şeye ödeyeyim. Komedyenlik nasıl olurdu acaba? Zaten bence yapay zeka gibi şu an komedyenlik öyle gidiyor yani. Espriler alınıyor, çevrilip anlatılıyor birebir şekilde. Bana diyorlar ki hep sen söylüyorsun, hiç çalıntı esprim yok. Bundan sonra olacak. Aha da buraya yazıyorum. Çalmayan şerefsizdir lan. Çalıp çalıp anlatacağım. İşte BBC komedilerinden alacağım lan. Kim izliyor? Haluk Bilginer'in bile oynamayacağı kadar kalitesiz BBC komedisinden alacağım. Çalıyorlar çalıyorlar diyorsunuz. Evet. Sonra siz bir şey yaptığınızda diyorlar ki siz de acaba mesela sallıyorum ekşi sözlüğe gönderme var diyorsunuz ya. Evet. Aha ekşi sözlükten çalmış gönderme evet. var diye böyle saçma sapan Yok, bir yoldan ben, arıyorlar. Çok doğru. Ben bunu şimdi söylediğim zaman onu da uğraşıyorlar. Almaya çalışıyorlar sürekli. Çalmaya çalışıyorlar. Yani bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Umurumda değil. Açık söyleyeyim umurumda değil. Bitti artık. Saldım kardeşim saldım. Her espriyi çalacağım. Kendim yapmayacağım. Beynimi niye meşgul edeyim? Başka işler uğraşırım. Sudoku çözerim. Taşındığımızdan beri İstanbul'a sürekli Özgür'ün kaba eti koltuk kırıyor. Benle ne alakası var be kadın? Daha önce koltuk kıran görmedim. Ne yapayım? İlk koltuğumuzu Mahmut Bey'le kırmıştık. Evet. Ama kırılmıştı zaten koltuk. Ulan iki de değil. Üç koltuk kırdım. Ben Mahmut'la kırdığını unutmuşum. Mahmut'la kırdığımız koltuk zaten kırıldı. Mahmut'la kırdığımız koltuk zaten kırıldı. Mahmut ile Bahçeşehir'de ilk evimizde kırmış olduğumuz koltuk zaten kırıktı. Akabinde şöyle bir şey oldu. Biz dedik ki beyefendi biz İstanbul'a yeni taşındık. Koltuğumuz yok. Hemen gelir mi dedik. O da 3 güne gelir dedi. 3 hafta gelmedi. Bir tane sandalye vardı eve. Ona oturuyordum. O da yamuldu. Hala yamuk. Sorunun koltukta olmadığını kaç tane koltuk kırdıktan sonra anlayacaksınız. Deniz Hanım bu koltuk kırılıyor mu şu an? Üstüne oturuyorum. Yeni başladınız. Bence 16 bölüm sonra gider o da. Tek suçlu Ikea'dır. Her şey demonte Ikea'da. Geçen sosisli sandviç alacaktım o bile demonte lan. Ketçabı başka yerden sıkıyorum, mayonezi başka yerden. Ikea'da acaba yanlış mı birleştiriyoruz diye ben de bazen hani hep kırıldığı için. Hani aslında acaba koltuk değil de dolap aldık da biz... Koltuk olarak mı kullanıyoruz? Biz bir televizyon sehpası almıştık da Ikea'dan dikine birleştirmiştik, hatırlıyor musunuz? Şöyle ya... oldu ama ben de ondan televizyon nereye yani televizyon yanmak hocam. Çiftlerin bir şeyi evet. var ya böyle hadi Ikea'ya gidelim yeni Hayır. evimize bir şeyler alalım deyip Ikea'ya gidiyorsun ve çok sinirleniyorsun sonrasında. Yapmayın arkadaşlar, yeni evli çiftler, yeni eve çıkacak çiftler, hayatını birleştirmek isteyen kişiler dikkatle dinleyin. Büyük Ikea'dan bir şey alırız, eş dost işte beraber güle oynaya birleştiririz, demonteyi monteli bir hale getiririz diye hayaller kurmayınız. Öyle bir şey olmayacak. Ikea'da çiftlerin yapması gereken aktivite şudur. Bir çıkarsın orada mutfak bölümüne falan bakarsın. Hayal kurarsın. Fiyatına bakarsın. Belki alırız dersin gidersin. Hiçbir şey almadan dönersin böyle kefaret yürüyüşü gibi. Anasını shame, satıp çıkamazsın shame. Da. Üstüne fiyatları atarlar böyle lavabo fiyatları işte banyo fiyatları bilmem ne. Oradan gidersin sonra oradaki güvenliğe sorarsın. Köşeden kaçıp
İsveç köfte yiyip dağılırsınız. Hiçbir şey almanıza gerek yok. Alırsanız sıkıntı yaşarsınız. Deniz Hanım'la biz dövüşüyorduk her demonteyi birleştirirken. Evet, ben çekiçle vurdum en son evet. Televizyon sehpasına niye olmadı? Bir de... ben de şunu dedim, tamam bak. Televizyon sehpasına çekiçle vururken şöyle bir cümle kurdum. İsveçliler bu kadar salak olamaz. İsviçre miydi lan? En son aldığımız televizyon sehpasının yanındaki üniteye akıllı vida atmak durumunda kaldım. Eyfel Kulesi gibi değil de Pisa Kulesi miydi efendim o? Pisa Kulesi. Yamuktu böyle. Dikleştirip vida attım. Ve o vida içinden çıkmadı. İkea'da bir tane adam var ya şeyde bu. Kullanım kılavuzunda böyle yapıyor mesela. Böyle pozları evet. Falan var mesela. O adam işte benim. Altılı masa da Ikea'dan alınmış gibi böyle 6 ay sonra dalacak sanki. Muhteşem espri. Sevgili eşime yapmış olduğu espri için sizlerinizin huzurun... Ahmet sıçtım, ben konuşamam. Hadi burada çok güzel espri yaptı, şaşırdık, konuşamadık. Çok güzel espri Deniz Hanım, tebrik ederim. Ne yaptınız siz şimdi müzayi olarak? Ülkemizde olan kültürel bir gerçekliği alıp başka bir ülkeden bizim ülkemize gelip başka bir kültürel gerçeklik yaratan bir firmadaki o kültürel gerçekliği alıp birleştirip ortaya bir komedi çıkardınız. Bu çok yüce bir komedi anlayışıdır. Sizleri değerli izleyicilerimizin önünde tebrik etmek isterim. Yapmış teşekkür olduğunuz ederim. Altılı masa esprisi çok komik. Peki bir şey diyeceğim, bunu Reels'te paylaşsam tutar mı? Tutmaz. Çünkü altılı masanın oy oranı düşük. Değerli arkadaşlar, bundan 3 sene önce de Ikea'ya salladım. Bana dediniz ki Ikea'da daha çok kaliteli şeyler var. Sen fakir olduğun için Ikea'daki dandik şeyi alıyorsun dediniz. Hayır, gittim Ikea'daki pahalı şeyden de aldım. Onda da sıkıntı var, onda da sıkıntı var. Zaten bir kere tahtanın içi boş. Öyle bir tahta olmaz. MDF bile değil, suntalem mi bilmem ne onlar bile değil. İlginç mi? İsveç'te ne yapıyorsunuz bunu? İsveç köftesi mi? Diyorlar ya bir de Ikea'ya bok atmamak için. Ya biz 3. dünya ülkesi olduğumuz için kalitesizleri bize gönderiyorlar. Ben de kısmen buna katılıyorum. Facebook'ta bir tane araba grubuna üyeyim. Bende de o arabadan var ve arabanın ismini kimse doğru yazamıyor. O grupta sürekli şey diyorlar. Aslında bunu markaya atacaksın. Bak bakalım onların haberi olduğunu da yapabiliyorlar mı? Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Biz Afrika'da kumda elmas ararken aslında bunu işte bilmem ne diamond'a atmak lazım falan diye bir şey. Umrunda değilsiniz oğlum. 3. dünya ülke. Kapitalizmin hiçbir şey umrunda değil lan. Umrunda olur mu? Sen atacaksın mesela araba markası. Araba markası şey diyecek. Ana bak lan ülkede bir haksızlık olmuş. Gidelim hemen markamız zarar görmesin diye. Görmüyor ki zaten. Görmüyor ki marka. Umurunda mısın markanın? Değilsin. Sen 3. dünya ülkesisin. Tanımı bu zaten. Bir üsküt sömürge. Var mı? Ben kumda elekle elmas arıyorum. Ulan aslında bunu işte Pınar Deniz bundan haber olacaktı ki. Afrika'da girdim dereye, kuma dandırdım, elmas çıkıyorum. Keşke Pınar Deniz dünyayı değiştirse de şu elması. Hey be, yok mu şu altın kelebekte solcular, keşke çıksa da ödül almadan önce bir şeyler söylese de şu dünya düzeni bir değişse. Ölüyor böyle, keleşle taramışlar, Afrika'da darbe olmuş. Allah! İnşallah altın kelebek. İnşallah altın kelebekte Ezgimola bir şeyler söyler de bu zulüm biter. Bir şey diyeceğim. Gerçekten çözümü şeyde değil ya, altın kelebekte değil ya. İşte herkes böyle derse falan. Teşekkür edip insek mi acaba? Gerçekten dikkat çekiyor mu bir şeyler ya da? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Şöyle bir şey var. Ben açık söyleyeyim, vicdani bir mastürbasyon olarak görüyorum. İlgi çekemiyor mu? Ya bu... Sektör 200'lü bir sektör değerli arkadaşlar. Burada masal anlatmanın alemi yok yani. Gider yaparsın, tükürdüğünü yalarsın yani. Ben şu markayla çalışmıyorum derim. Bana öyle bir para verir ki çalışırım. Bu kadar basit yani. Burada bir şey aramanın çok saçma. Niye biliyor musunuz? Şey yetmiyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün siyasi kararları neticesiyle birçok tiyatrocu arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız iş bulamadığı gibi ciddi anlamda yemek sıkıntısı çekenler bile oldu. İşinden atanlar oldu. Ne kaldı? Onların onuru kaldı sadece. Bu arkadaşlar ona da talip olmuşlar. Villada oturmak yetmiyor. Pahalı arabalara binmek yetmiyor. Bir de o arkadaşların onurunu almaya çalışıyorlar böyle altın kelebekte sağda solda. Bırakın bari onların onuru kalsın lan. Onu da siz almayın. Sen villada otur, o adam da onurlu olsun. Öyle gidip sağda solda işte bilmem nenin dizisinde oynayıp bir de gelip böyle solculuk taslanmaz. Elması da bırakacaksın. Bilmem neyi de bırakacaksın. Yiyorsa sen de aç kalacaksın onunla, o zaman konuş. E şimdi siz de vicdan mastürbasyonu yapıyorsunuz. Yapmıyorum ben, o cesarette değilim. Ben konuşamıyorum çatır çutur. Sağdan konuşuyorsunuz. Soldan. Hayır, ben hiçbir şey söylemedim şu anda. Ne söyledim? İşte onurunu onlara bırakın deyip size vicdan mastürbasyonu yapıyorsunuz. Vicdan mastürbasyonu falan yapmıyorum, ben bıraktım. Ben kabul etmem, ben oradaki arkadaşa kadar cesaretli değilim. Ne cesareti, anlamadım. Konuşmuyorum, konuşamıyorsun, bir şey söyleyemiyorsun. Konuşuyorsun. Ya. Bir şey söylemedim ki, ne söyledim yani? Konuşmak bu mu? Ciddi konuştum. İsterseniz kurguda atarsınız, isterseniz götünüz yiyorsa da yayındasın.
Bu banko reklamında oynayan oyunculara diyorlar ya kapitalizmin köpeği olmuş diye. Başka evet. bir reklamda oynamak da öyle aynı şey. Sadece banka reklamında oynamak mı bizi kapitalist yapıyor yani? Mesela başka bu bir reklamda bu iPhone kullanmak gibi. Ben kapitalist değilim, iPhone kullanmıyorum. Ne kullanıyorsun? Samsung kullanıyorum. Kapitalist olmayan reklam ne olabilir? Mesela Küba tanıtım reklamı mı? Maksimum. Mesela Fidel Castro ile yan yanayız. Maksimum. Siz de Küba'ya gelmek istemez. Kamu spotu mesela. Küba'da siz de gelip acı acına ölmek istemez misiniz? Oynuyor araba reklamında, oynuyor bilmem ne reklamında, evet. Selpak Melpak, hiçbir şey yok. Banka reklamı, ben de, kapitalist. Ben de onu diyorum Deniz Hanım, ben şimdi reklamda gidip oynamıyor muyum? Oynuyorsunuz, kapitalistsiniz siz zaten. Şey, kapitalistin önde gidenim, bunu da açık açık söylüyorum. Gidip orada gidip de şey demiyorum yani. Ah Allah Allah şöyle şeyler oluyor böyle şöyle demiyorum yani. 200'lüyüz bu konuda, açık açık söylüyorum yani. Programı bile dedim, satarım. Satarım, açık söylüyorum yani, kimse şey demesin mi? Kendimi de satarım, satıyorum da lan. Satıyorum zaten, gidiyorum mesela reklamda bana şu kadar para veriyorlar. Git bunu söyle diyorlar, onu söylüyorum. Şey demiyorum yani. Gidip mesela Citroen reklamında oynadığım vakit gidip Citroen fabrikalarını denetledikten sonra reklama çıkmıyorum. Senaryo geliyor, okuyorum, onaylıyorum, çıkıyorum. Ha, markaya tabii dikkat ediyoruz. Kaliteli evet. marka. Gidip de böyle sağda solda yok coin reklamı, abi biz yeni açtık saç ekimine sana sponsor olalım falan reklamlarında da yer almıyorum. O da zaten benim kendi kalitemi gösterir diye düşünmekteyim. Siz Özgür Bey 100 numaralı adam mısınız? 100 numaralı adam. 100 numaralı adam mesela evet. o dönem için belki gerçekçi olabilecekken ne kadar sürreal bir iş. Değil mi Deniz Hanım? Güzel bir iş. Recep İvedik'in yeni filmi gelmiş ve sizin kör kurgucuda ve bozuk mikrofonda bahsettiğiniz şeylerle çok tutuyor. Siz acaba komedi müneccim misiniz? Komedi falcısı mısınız ben siz? Ben komedi falcısıyım. Doğrudur. Çok tutuyor gerçekten. Öngörünüz muhteşem. İnşaat tam bahsettiniz hocam, galiba. O afişte de vardı. Onu tahmin etmek çok zor değil. Zaten çünkü bu komedi ama, filminde... Ama siz bahsettiğinizde afiş yoktu. Doğru evet. İnşaat diyorsunuz, kötü adamlar diyorsunuz. Başka ne dediniz? Aslında Yüksel Aksu'nun filmi vardı. Efeköy Entelköy'e karşı diye bir film vardı. Onun bir de Recep İvedikli versiyonunu izleyeceğiz. Ben izledim. Recep İvedik bunu daha önce yapmıştı. Mesela evet. mahalleye geliyordu. Orada Survivor'a gidiyordu. Çatışma olarak yine inşaatı verdiler. Son dönem komedi filmlerinde iki tane çatışma var. Bir mafya bir de şey inşaat. Üçüncüsü de şey mafyanın inşaatı iç içe girdi. Dördüncü bir çatışma henüz bulamadık. Aile arasında bir nebze belki olabilir. O da Robin Williams falan filan diye bir keyword verdikten sonra Gülse Birsel'e sallamak istemiyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim Deniz Hanım. Hı-hı. Geçenlerde Şahan Gökbakar şöyle bir cümle kurmuş. Twitter'da da paylaşıldı bu. Recep İvedik'i işte çektikten sonra devredeceğim demiş birine ve altına beni etiketlemişsiniz değerli arkadaşlar. Özgür Turan'a devret diye. Ben de şunu sormak istiyorum sevgili Şahan Bey'e. Böyle bir devir varsa ben bu Recep İvedik'e talibim. Şunu da söylemek istiyorum. Gişe dahil mi devrediyorsunuz? Nasıl devredecek? Eşine dostuna mı? Çoluğu çocuğu da var. Gömleği falan verecek herhalde. Kavuk gibi düşünün. Kötü mizah kavuğu. Veriyor mesela. Şahan alıyor gömleği başkasına veriyor. Takıyor o da. Şeyi kaşı. Feren Şensoy. Kaşı tabii, verecek. Kaşı söküyor böyle takıyor. Kaş devir. Mesela bağısına takmıyor bana. Sakalını şu da ben. Bir tane Monty Python skeci vardı ya. Bıyıkları değiştirip Fransızca konuşuyorlardı. Hatırlıyor musun? Hı-hı. Alıyordu bıyığı. Çok komik bir espri ama 1969'da. Bazıları şikayet etmeye başlamış. Nedir? Aman Monty Python tamam en çok sen biliyorsun da ne bahsediyorsun. Böyle şeyleri söyleyince insanlar bir şey oluyor. Tamam en çok sen biliyorsun. Kardeşim ben burada bildiğimi söylemek için mi söylüyorum? Ne kadar saçma bir şey. Evet. Oğlumuzun ismini Ruhan koyduğumuzda da aynı tepkiyi nedir? Bana yazmışlardı. Tamam en çok Yüzüklerin Efendisi hayranı sizsiniz. Ulan gideceğim nüfus müdürlüğüne Ahmet Mehmet yapacağım çocuğun adını size inat. Herkesin i̇nat aynı mı? İsmi var. Özgün ismi olsun dedik çocuğun. Ne güzel değil mi? Ruhan deyince benim aklıma oğlum güzel. Geliyor. Ne kadar evet. güzel. Mehmet desem bir sürü Mehmet var lan. Adana'ya gittim ciğerci Mehmet bile Mehmet. Yanımdaki arkadaşımın adı da Mehmet. Karıştırıyorum ya. Herkes Mehmet. Herkese Ahmet. Farklı bir şey olsun. Rohan Türkçe'ye de uygun yani. Tabii yazıldığı gibi okunuyor. Aynen Rohan. Evet efendim çok güzel. Efendim dedi bak çocuğum. Efendim Mehmet de şöyle diyor şu an. Hı? Şu an o seviyor. Baba. Ay ne güzel taklit ettiniz. İçimdeki kalbimdeki tansiyon ve kolesterol şu an azaldı. Ay şeyi de anlamıyorum. Diyorlar ya işte Rohan koyarsanız dalga geçerler. Hiçbir isimle dalga geçmediler şimdiye kadar. Rohan'la dalga geçecekler. Bana neler söylüyorlardı ya? Deniz anası, denize girelim mi? Sizle de dalga geçmediler mi Allah aşkına? Özgür Deniz normal isimler. İlkokuldayken şey çıkmıştı hatırlar mısınız? Hazır kart. Ha evet. Nilkara İbrahim Özgür Kız diye. Hı. Bana da Özgür Kız diyorlardı. Dalga geçilmeyen yazsın. Bir sonraki bölüm onunla dalga geçmezsem. Değerli arkadaşlar yorumlara isminizi yazın. Haftaya size dalga geçelim. Gerçekten çok gülüyorsun ben dikkat ettim.
Neye? Kendi esprini. Her zaman. Yani çok gülebilirsin de hani biraz dozum azalsa. Sen yapma be. Sen yapma. Koynumuzda yılan beslemişiz. Yok hayır. Eleştiri geldiği için ben de dikkat ettim. Acaba öyle olsa daha mı iyi olur diye. Değerli arkadaşlar. Ama şey demiyorum. Komple ciddi anlat demiyorum. Yine sizin tarzınızla biraz daha azaltıp belki esprileri yutmadan. Şimdi size Eminem yapacağım. Ben millete sallıyorum. Millet de bana sallamak istiyor mesela. Saç, kilo, kendi esprisine gülme. Başka ne var Deniz Hanım? Bana biraz sallayınız. Ne, ben de... Şive. Şive olabilir. Nerenin şivesi ama? Bilmiyorum, ben de görmedim. Genel. Eyay İç Anadolu. Evet, belli bir yöreye ait var. Değil. Başka ne var? Yüzüm... Tersiniz, şişmansınız. Şişmanım. Yüzüm çok şey, lastik haritası gibi. Yok canım. Kolesterolüm işte var. Göbeğim çıkmış. Memelerim de sarkmış. Kolesterolünüz biraz. Yok ki. Ayağım ölüyor. Bunları söyleyebilirler. Hani yok, dalga geçmek isteyen arkadaşlar olursa diye. Ben de tamam. Söyledim. Hani özel bir bilgi. Zaten müze anlayışınızla ilgili kim ne söyleyebilir? Anca fiziksel özelliklerinize sallayabilirler. Değerli arkadaşlar, Bozuk Mikrofon'un kaçıncı bölümünün sonuna geldik? 8. 8. Kaç kaldı? 8. 16 bölüm sonra bitirecek mi gerçekten? Hayır, sayma adet oldu diye sayıyorum. Bitirmeyecek misiniz? Bitirebiliriz de. Neyi? Sizin beğenilerinize ve yorumlarınıza ve abone olma durumunuza göre değişir. O zaman... Hoşçakalınız değerli arkadaşlar, bütün kameralar. 2, 1. Mahmut. Köşkü... Neyleyim sarayı, içinde sağlanan 36 numaralı ayaklı yar olmayınca.